Bir varmış, bir yokmuş. Bu hikaye çok hoşmuş. Çocuklar geldi dediler, elime kuklaları verdiler. Kuklalar elimde, dilimde bir hikaye. Bakalım ne olacak sonda? Sizlere benden hediye. Zamanın birinde bir kedi varmış. Bu kedinin adı Piti'ymiş. Piti'nin sabahtan akşama kadar gezmediği yol, çıkmadığı ağaç kalmazmış. Bir gün Piti yolda gezerken bir de bakmış ki yol kenarları çiçeklerle dolu. Piti çiçekleri görünce koşmuş hemen oraya. Tam çiçeklerin ortasındayken bir de bakmış ki önünde bir direk ve çiçekler direği kaplamış, çok güzel görünüyormuş. Piti'nin gözleri kamaşmış. O heyecanla çiçeklerle dolu direğe tırmanmış. Ve bir de bakmış ki Piti kendini direğin tepesinde bulmuş. Çıkarken hiçbir şey fark etmemiş ama inerken nasıl ineceğini bilememiş ve çaresizce yardım edecek birilerini beklemiş. Bu sırada yoldan geçen bir tane kedi daha varmış. Piti sessizce onu izlemiş. Ne yaptığını anlamaya çalışıyormuş. Bu kedi oradan oraya koşturuyormuş. Piti dikkatlice seyretmiş. Bir de bakmış ki bu kedi bir fareyle eğlenceli bir şekilde kovalamaca oynuyor. Fare kaçıyor, kedi yakalamaya çalışıyor. Bekle fare, seni yakalayacağım. Göreceksin. Kaçma, dur. Bu sırada Piti seslenmeye başlamış. Hey, kedi kardeş. Sesimi duyuyor musun? Ama o an kedi duymamış. Piti tekrar etmiş ve sesini biraz daha yükseltmiş. Hey, kedi kardeş. Sesimi duyuyor musun? Yardım istiyorum. Diye tekrar etmiş. Ve bu sefer kedi duymuş ve durmuş. Kedi etrafına bakınıp duruyormuş bu sesin nereden geldiğini bulmak için. Bir an yukarıya bakmış ve bizim Piti'yi fark etmiş. Kedi, merhaba kedi kardeş. Senin o yüksek direkte ne işin var? Ben de etrafıma bakınıp duruyordum. Seni yerde ararken gökte buldum. Demiş ve yürümeye başlamış. Piti bir anlık endişe ve panikle haline gülsün mü, üzülsün mü bilememiş. Piti, kedi kardeş, benim adım Piti. Direği fark edemedim. Çiçeklerin güzelliği gözlerime o kadar hoş göründü ki. Bir anda burada buluverdim kendimi. Yardım et lütfen. Ben nasıl ineceğimi bilmiyorum buradan. Kedi dönmüş, durmuş etrafında, düşünmüş, düşünmüş ve en sonunda buldum demiş. Piti sabırsızlıkla bekliyormuş neler olacağını. Bir anlık gözünü açıp kapadığında bir bakmış ki kedi ortalıkta yok. Bizim Piti yine çaresizlikle direğin üstünde korku ve üzüntüyle beklemiş. Bir kalabalık ses duymuş ve irkilmiş gözlerini sesin geldiği yöne çevirmiş Piti. Bir de bakmış en önde yardımını beklediği kedi ve arkasında sayamadığı çoklukta kediler. Piti'nin bulunduğu yere doğru gelmişler. Piti neler olup bittiğini anlayamamış. O sırada kedi, Piti, benim adım Pati. Sana yardım edeceğim. Her yeri hızla dolaştım ve yardım edecek arkadaşları topladım. Demiş. Piti de, ne düşünüyorsun Pati? Nasıl ineceğim? Pati, bak Piti. Şimdi biz yanındaki ağacın en yüksek dalına bütün arkadaşlarla tırmanacağız. Ve en yüksek dalı sana doğru eğeceğiz. O zaman sen de bizim üzerimizden ağaca ulaşmış olacaksın. Ve yere kolaylıkla ineceksin. Bize güvenmen lazım. Biz başlıyoruz, sen de hazır ol. Demiş.
Pati dediği her şeyi aynı sırada uygulamış ve ağaç dalı gelmiş Piti'nin yanına doğru. O sırada doğru bir şekilde Piti kedilerin üzerinden ağaca doğru dikkatlice koşmuş ve yere inmiş. Piti çok mutluymuş. Pati, Piti'nin yanına gelmiş, iyi olup olmadığını sormuş. Piti gayet iyi görünüyormuş ve Piti sürekli teşekkür etmiş Pati ve arkadaşlarına. Pati, Piti'nin iyi olduğuna sevinmiş. Ve hemen Piti'yi daha çok tanımak istemiş. Pati, Piti, eğer zamanın varsa birlikte yürüyelim mi? Hem de sen biraz rahatlarsın. Piti, Pati'nin bu sorusuna hemen olur, hatta çok güzel olur. Ve Pati ile Piti başlamışlar yürümeye. O sırada hava da kararmaya başlamış. Piti ve Pati yürümüşler, yürümüşler. Hem bu arada birbirlerini iyice tanımışlar. Piti hem yorgun hem de açmış. Pati'nin bir evi yokmuş. Bir yemek bulmaları lazımmış. Piti'nin durumu da Pati'ninkinden pek farklı değilmiş. Pati, ben buraları pek iyi bilirim. Bir şekilde yemek buluruz. İstersen bu güzel günde yıldızlar gökyüzümüz sarmışken biraz çatıda dolaşalım ve her evin yanında yemek bakalım. Ne dersin? Piti bu fikre çok sevinmiş ve çatıya çıkmışlar. Hem yere hem gökyüzüne bakarak yürürken bir kedinin başka bir kediden kaçtığını görürler. Ve o aralıkta kediye ne olduğunu sorarlar. Kedi hızlıca, benim yemeğimi izinsiz almak isteyen bir kedi var. Ondan kaçıyorum ama beni bulabilir. Ve yemeğimi bir kenarda düşürdüm maalesef. Ne yapacağımı bilmiyorum, demiş. O sırada Piti ve Pati, hemen gel hemen gel kedi kardeş, derken kedi hemen saklanır. O sırada Piti ve Pati çatıda hiçbir şeyden habersiz dururken saklanan kediyi arayan kedi, burada bir kedi gördünüz mü? Piti ve Pati, hayır, biz buradayız belli bir zamandan beri. Hiç kediyle karşılaşmadık senden başka. İstersen evlerin önündeki ağaçların özüne bak, orada olabilir, derler ve kedi hızlıca onların dediğini yapar. Piti ve Pati, kedi gidince çatıda ayaklarına takılan yemeği fark etmişler. Bu yemek saklanan kedinin yemeğiymiş. Piti ve Pati saklanan kediyi merak edip koşmuşlar ve yemeği de almışlar. Bir bakmışlar ki kedi orada köşeye sıkışmış, kendilerini bekliyor. Pati ve Piti'yi görünce rahatlamış kedi. Hemen yanlarına gelmiş, etrafını dikkatlice süzerek Piti ve Pati etrafın sakin ve güvenli olduğunu söylemişler. Kedi, arkadaşlar benim adım Puz. Çok teşekkür ederim, beni kurtardınız. Bu arada Pati ve Piti kendini Puz'la tanıştırmışlar. Puz koku hissetmiş. Piti ve Pati yanında Puz'un yemeği varmış. Puz daha çok sevinmiş. Çünkü yemeğinin diğer kedi tarafından yendiğini düşünüyormuş. Yemeğini görünce çok sevinmiş. Piti ve Pati'ye sürekli teşekkür etmiş. Piti ve Pati tam Pus'un yanından ayrılacakken, Pus, arkadaşlar gitmeyin. Ben sizi çok sevdim. Bana yardım ettiniz. Yemeğimi sizinle paylaşmak ve sizi tanımak istiyorum. Benimle yemek yer misiniz? Demiş. Piti ve Pati bu fikre çok sevinmişler ve kabul etmişler. Piti ve Pati Puz'u çok sevmişler.
gece boyunca sohbet etmişler. Başlarından geçen olayları teker teker anlatmışlar birbirlerine. Gülmeler, kahkahalar birbirine karışmış. Bu üç kedi de sürekli görüşmeye, her şeyi birlikte yapmaya başlamışlar. Ve üç güzel dost olmuşlar. Evet arkadaşlar, çok güzel bir hikayenin sonuna geldik. Bu sayede gökten üç tane elma düşmüş. Biri kedilerimize, Piti, Pati ve Pusa, biri hikayeyi anlatan bana, biri de siz güzel çocuklara. Hoşça kalın.